Yukarıdaki şemada B bölgesine hangileri yazılabilir? Şemayı incelediğimiz zaman A endokrin bezi, C ise ekzokrin bezi gösteriyor. B ise her iki özelliği birden gösterebilen bezleri gösterir. Yani B nedir o zaman? B için şunu söyleyebiliriz. Karma bez olması lazım. Yani hem hormon üretebilmeli hem de ekzokrin salgılar üretebilmeli. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman pankreas karma bezdir. Karma bezdir. Çünkü ee, ince bağırsağı egzokrin salgılar üretir. Kana ise ve glukagon hormonu salgılar. Tiroid endokrin bezdir. Sadece hormon üretir. Bunlar tiroksin ve kazitonin hormonlardır. Böbrek üstü bezleri endokrin bezdir. Sadece hormon üretir. Aldosteron gibi, kortizol gibi hormonlar buradan salgılanır. Onatlar ise karma bezdir. Yani çeşitli egzokrin salgılar üreterek e, yumurta kanalına veya sperma kanalına salgılayabilirler. Bununla beraber hormon da üretirler. Mesela testlerden testosteron, ovarimden ise östrojen, progesteron gibi hormonlar salgılanır. B bölgesine karma bezler yazacağımıza göre bu 1 ve 4 olmalıdır. Bu iki e, öncünün birlikte olduğu şıkkımız B şıkkıdır. Yukarıdaki şekilde kort organının yapısı gösterilmiştir. İşitme reseptörlerinin ve çatı içinde bulunduğu sıvıya endolenf denir. Korti organı dediğimiz organ. Evet önemli bir organdır. İç kulakta bulunur. İç kulakta özelliği de bu yapının işitme reseptörleri buradadır. Yani biz buradaki reseptörle reseptörler ile ses duyusunu algılarız. Çok hassas bir yapıdır. Bu yapının bulunduğu kısım bölge bir sıvı içindedir. Bu sıvı ise endolenftir. Bu bilgiler bize soruda veriliyor. Korti organının titrek tüyleri vardır. Üzerinde çatı zarı bulunur bakın. E, çatı zarı, taban zarı titreştiği zaman e, reseptörler çatı zarına sürtünür. Bu titrek tüylü reseptörler sürtünerek e, işitme duyusu oluşturulur. E, ne kadar çok reseptör uyarılırsa ses dalgası o kadar şiddetli demektir. Bu ifadelere göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye bizden sorulmaktadır. Taban zarında oluşan titreşimler kort organında bulunan reseptörlerin çıkıntılarının zara sürtünmesine neden olur. Evet bu doğru ses duyusu bu şekilde oluşuyor. İşitme reseptörleri uyarımları işitme sinirlerine aktarır. Evet burada bakın reseptörlerin taban kısmından işitme sinirlerinin çıktığını görüyoruz. Aldıkları uyarımları işitme sinirlerine ne yapıyor? Bu reseptörler aktarıyor. Şekilde de bu gözükmektedir. Bu da doğru bir bilgidir. Kortekste organında impulslar ara nöronlarla beyinceye iletilir. Yanlış. İşitme duyusu beyinceye değil, uç beynin e, arka bölgesine iletilmektedir. İşitme merkezi oradadır. Beyincik denge ile ilgili duyuları alır. Dolayısıyla bu bilgi hatalıdır. Bizden doğrular sorulduğuna göre 1 ve 2 doğru. Üçüncü bilgi nedir? Yanlıştır. Yukarıdaki şekilde miyofibril yapısındaki kasılma birimlerinden biri gösterilmiştir. Bu şekle göre kasılma sırasında sarkomerde aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangisi gözlenmez? Ee, baktığımız zaman A şıkkında I bandının küçüldüğü gözlemlenmiştir. Grafik bize bunu anlatıyor. Kasılma sırasında I bandı küçülür. Doğru. Çünkü I bandı bakın kırmızı bantla mavi bant arasındaki boşluktur. İki Z çizgisi kasılma sırasında birbirine yaklaşacağı için iki uç nokta gitgide birbirine yaklaşır. Yaklaştığı için I bandı da küçülür. Bu doğru bir bilgidir. A bandının boyunu miyozin belirler. Miyozinin boyu değişmeyeceği için kasılma sırasında A bandı da değişmez. B şıkkındaki bilgi de doğrudur. Bakın dikkat ederseniz kırmızıyla gösteren bu yapı miyozindir. Miyozinin boyu da değişmez. A bandının boyu bu nedenle değişmeyecektir. Kasılma sırasında miyofibrilin boyu gitgide küçülür. Çünkü I bandı küçülür. H bandı bakın şuradaki boşluktur. Aktinler birbirine yaklaştıkça haç bandının küçüldüğünü de görürüz. Z çizgileri birbirine yaklaşır kasılma sırasında. Dolayısıyla z çizgileri arasındaki mesafe artmaz azalır. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı olmalıdır. Nükleik asitlerin nükleaz enzimleri ile hidrolize sürecinde e, kimyasal bağlarından hangileri koparılır? Hidrolizde su kullanılır tepkimeye su katılır. Dolayısıyla bir nevi sindirim oluyor. Zayıf hidrojen bağları hidrojen atomları çekimiyle oluşan bir bağdır. Bu bağlar koparılırken su kullanılmaz, hidroliz gerçekleşmez. Glikozit ve ester bağları koparılırken su kullanılır. Glikozit bağ dediğimiz bağlar baz ile şeker arasında bulunan bağlar, bağlardır. DNA'nın nükleotitlerinin veya DNA'nın yapısında bulunan baz şeker arasında bulunan bağlardır. Ester bağları ise ester bağlar ise şöyle gösterecek olursak bakın bazı şeker fosfat şuradaki bağ fosfoester bağdır. Yine ikinci bir nükleotit düşünürsek şu şekilde şeker ile fosfat birbirine bağlanan şu bağ da fosfodiester bağdır. Yani şu grup buradaki grup ester bağlardır. Bu bağların koparılması için ve buradaki glikozit bağların koparılması için ee, su kullanılır, hidroliz gerçekleşir ama zayıf hidrojen bağları için gerçekleşmez. Cevap burada D'dir. Yukarıda belirten terimlerle bunlara karşı gelen ifadeler hangisine doğru bir şekilde eşleştirilmiştir? Eşleştirelim. Kondrosit hücreleri kıkırdak hücresidir. Öyleyse 1 B ile eşleşir. Osteosit kemik hücresidir. 2 A ile eşleştir eşleştiriyoruz. Ostein kemi kemiğin ara maddesi. Kemik hücrenin içinde bulunduğu ara maddedir. Bu D'dir. Kontrin ise kıkırdak hücrelerinin e kapsüllerinin içinde bulunduğu ara maddedir. Bu da 4C ile eşleşir. Buna uygun cevap baktığımız zaman 1B olacak. Tamam. 2 A olacak. 3 D olacak. 4 de C olacak. Cevabımız nedir? C şıkkıdır. Bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf sıvısı X boruları denilen damarlar ile Y denilen bölgeye bağlanır. Y'de en büyük lenf damarı olan Z ile sol köprücük altı toplar damarına bağlanır. Burada bu soruda bizden x, y, z terimlerinin karşılığı sorulmaktadır. Şimdi x kilus borusudur. x eşittir kilus borusu. Kilus lenf kılcalı demektir. Lenf kılcalıları bacaklardan ve bağırsaklardan lenf sıvısını toplar. Daha sonra e, x yani kilus boruları bir araya gelerek peke sarnıcını oluşturur. PK sarnıcı lenf toplar damarlarından bir tanesidir. Öyleyse e, Y'ye bağlanır derken kilosporları Y PK sarnıcı olmalıdır. PK sarnıcı daha sonra daha büyük bir lenf toplar damarı olan lenfin göğüs kanalını oluşturur. Göğüs kanalı da içerisindeki lenf sığısını e, kan damarlarından olan sol köprücük altı toplar damarına bağlar. Öyleyse bu da Z olmalıdır. Demek ki X kilos olacak. Kilosun olduğu zaten tek şık var. Y pek sarnıcı, Z de göğüs kanalı olmalı. Cevabımız burada D şıkkıdır. Yukarıdaki grafikte bir protein, bir hücrede protein sentez hızının değişimi gösterilmiştir. Buna göre protein sentez bağlı olarak su miktarının değişimi doğru bir şekilde öncüllerde ifade edilmektedir. Hangilerinde ifade ediliyor? Şimdi şöyle söyleyelim. Protein sentezi dehidrasyondur. Yani protein sentezlenirken aminas molekülleri birleşir. Aminas moleküllerinin birleşmesi sonucunda iki aminasın arasında bağ oluşur. Bu bağ biz peptit bağ adını veriyoruz. Peptit bağ oluşurken meydana gelirken bir molekülde su açığa çıkar. Böylece her aminası eklenmesinde su açığa çıkacaktır. Protein sentezi arttıkça ortama verilen su miktarı da bundan dolayı dehidrasyondan dolayı artar. Grafiği buna göre değerlendirmek lazım. Mesela T0-T1 aralığında protein sentezi en düşüktür. Dolayısıyla suyun en az oluştuğu alan burasıdır. Evet, e, su miktarının değişimi T0-T1'de T3-T4'ten büyüktür. T3-T4'de daha hızlı olduğuna göre bu ifade yanlıştır yani T3-T4'te su daha fazla açığa çıkar. T1-T2'de t 2 t 3ten daha fazla su açığa çıkar. Protein sentezi gitgide burada ne yapıyor? Artıyor. Baktığımız zaman. Evet. Şimdi e, gitgide arttığına göre protein sentez hızı e, burada açığa çıkan su miktarı da artacak. Şimdi 2 ile 3'e baktığımız zaman protein sentez hızının gitgide düşmekte olduğunu görüyoruz. Bakın. O zaman açığa çıkan su miktarı burada nedir? Daha azdır. T0-T1 aralığında t 2 t 3'ten daha büyüktür. Bu hatalı bir bilgi olacaktır. Çünkü T0-T1 aralığında protein sentez hızı t 2 t 3'ten çok daha düşüktür. Bu bilgi yanlıştır. 2 doğru, 3 yanlış. Öyleyse cevabımız burada yalnız 2 olup B şıkkıdır. Şekilde polizom yapısı gösterilmiştir. Bir polizomda e, bir mRNA üzerinde, bakın şu mRNA'dır, kırmızı iplik, e, çok sayıda ribozom yerleşir. Aynı kalıbı, mRNA yani bir protein kalıbını çok sayıda ribozom bir arada kullanabilir. Bu yapılara biz polizom diyoruz. Hücre içinde zaman zaman polizomların oluştuğu ve kaybolduğu gözlenir. Polizomların sayısı durumlarından hangilerinde artar? Polizomun sayısı bir protein çeşidine olan ihtiyaç arttığında artar. Bunu doğru ifadenin öncülleri bulmamız lazımdır. Birinci öncül bir enzim çeşidinin yoğun olarak üretimi gerektiği durumda. Bir enzim çeşidi yoğun olarak gerekiyorsa enzimin yapısı protein olduğu için polizoma ihtiyaç duyulabilir. Aynı proteinden polizom vesilesiyle çok sayıda Kısa sürede üretim mümkündür. Tek kal kullanıldığı için oldukça, oldukça ekonomik ve hızlı bir üretim sürecidir. Hücrede ATP miktarının azalması polizom sayısının artma nedeni değildir. Belki ATP'nin azalması polizom oluştuğu için sayısı arttığı için oluşan bir sonuçtur. Sebep değil bir sonuç olabilir. Dolayısıyla polizomlarda ATP tüketimi artar ama bu polizomun oluşumu nedeni olmadığı için bu hatalıdır. Hücrenin yeterli serbest ribonükleotit taşımaması, e, serbest ribonükleotit dediğimiz nükleotitler RNA sentezinde kullanılan nükleotitlerdir. Serbest ribonükleotit yeterli olsa bile kalıp sayısının artırılması hem ATP tüketimi hem hücrenin metabolizmasının bozulmasına neden olabilir. Dolayısıyla tek kalıbın ekonomik kullanımı hücre için daha kazançlıdır. Öyleyse bu da bu durumun nedeni olmaz. Yani bir hücre ribonükleotit sayısı fazla bile olsa tek kalıbı kullanarak çok sayıda aynı proteinden sentezleyebilir. Evet, burada en uygun cevabımız A şıkkıdır. Yukarıdaki grafikte mitokondrilerin mitokondrinin zarlar arası bölgesi ile matriks arasında proton miktarının değişimi gösterilmiştir. E, bu grafiğe göre hangileri doğrudur? Bakalım. A zarlar arası bölgeyi gösteriyor ise şöyle yani. Şimdi şu mitokondrinin dış zarı şu da iç zarı olsun. İç zar. Şurası da o zaman ne olur? Zar arası bölge burası ise şurası da matriks. Yani mitokontrenin sıvı bölgesi olur. Şimdi A zarlar arası bölgeyi gösteriyorsa yani A burası ise birinci öncele baktığımız zaman T0 T1 aralığında ATP sentaz enzimi aktiftir. Bu bilgi doğrudur. Niçin? Bakın T0 T1 aralığında gitgide bu bölgedeki proton miktarı azalıyor. Protonun çıkış yapabileceği tek yer ATP sentaz enzimidir. ATP sentaz enzimi böyle bir enzim şekilde gösterdiğim gibi. Bunlar protonlar ATP sentaz üzerinden dışarı çıkar ve ATP üretilir. GİLGİ'de protonun azaldığını gördüğümüze göre A da zarla arası bölge ise bu çıkış ATP sentaz üzerinden olur. ATP sentaz aktiftir denebilir. A matriksi yani tam tersi mitokontinin sıvı kısmını gösterirse burada Bakın şu süreç değişti. Tam tersi A nereye gösterdi kabul edelim. E, Matrix dediğimiz bölgeyi göstersin. İkinci öncülde. ETS'de elektron akışı durmuştur. E, elektron e akışı neden dursun? Ya yani Protonların dışarı çıkması elektron akışının durması anlamına gelmez. Böyle bir durum elektron akışını durdurmaz. Elektron akışı ETS'de devam eder. Bir yandan zararlar bölgeye de belirli oranda proton geçişi olabilir. Çünkü bakın burada sıfır değil değer. Ee, dolayısıyla devam etmektedir. Bu yanlıştır. B mitokondri matriksi ise B mitokondrinin matriksi ise A da nedir? Zarlar arası bölgedir. Yani birinci öncülü olduğu gibi. Proton artışının nedeni sadece organik bileşiklerin sonunda yıkımı sonucu oluşan H artı H atomudur. Yanlış. Matriksteki proton artışının nedeni bakın burada artmış. Ee, zarlar arası bölgeden buraya geçen proton da olacaktır. Yani sadece burada e, organik bileşiklerden oluşan proton bir miktar artışa neden olabilir ama buradaki bu yoğun artışın nedeni ATP üzerinden zarlar arası bölgeden geçerek gelen proton da vardır. Sadece solunumun yıkım süreci demek burada yanlış olacaktır. Cevabımız bundan dolayı yalnız birdir yani A şıkkıdır. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi sadece kemosentetik canlılar tarafından gerçekleştirilebilir? Ee, birinci tepkime, şıkkındaki tepkime polipeptit yani protein sentezidir. Protein sentezi bütün canlıların ortak özelliğidir. Bütün canlılar ribozom taşır ve protein sentezler. B şıkkı oksijenli solunumdur. Oksijenli solunum kemosentetik canlılarda görülen bir olaydır. Ancak biliyorsunuz pek çok canlı oksijenli solunum yapabilir. Bitkiler yapar, hayvan türleri yapar vesaire. Dolayısıyla sadece sadece kemosentetiklerde görülen bir durum değil. Nitritin oksitlenmesi, nitrata dönüşmesi bu sadece kemosentetik canlılarda oluşur. Kimyasal enerji oluşur. Bu kimyasal enerjiden de ETS üzerine ATP elde edilir. Bu durumu biz sadece oksidasyonla enerji üretme işini kemosentetik canlılarda görüyoruz. D şıkkına baktığımız zaman burada ETS'ye elektron aktarma su oluşumu gösterilmiş. Yani oksidatif fosforilasyon var. Bu olay oksijenli solunum yapılan her canlıda da görülebilen bir durumdur. Dolayısıyla bu da olamaz. E, glikozun glikojen dönüşümü mantarlarda görülür, e, bakterilerde görülür, arkelerde görülebilir, e, hayvan türlerinin hücrelerinde görülür. Dolayısıyla sadece kemosentetik canlılarda görülür dersek yanlış olur. Cevabımız burada C şıkkıdır. Kanda karbondioksitin taşınması ile ilgili bize bazı bilgiler vermiş. Hangilerinin doğru olduğu soruda sorulmaktadır. Bir miktar CO2 kanda plazma, kan plazmasında çözülmüş olarak taşınır. Bu doğru bir bilgidir. Yaklaşık CO2'nin %7'si bu şekilde taşır. Karbomino hemoglobin olarak yani hemoglobine tutunmuş olarak da bir miktar CO2 taşınmaktadır. Bunun oranı da yaklaşık %23'tür taşınan CO2'nin miktarı. Karbonik asit CO2'nin taşınması sonucunda alüvar içerisinde oluşur ama e, Kanda karbonik olarak taşınmaz. Karbonik asit oluştuktan sonra hemen karbonik asit iyonize olur. Yani H artı ve HCO3'e dönüşür. Bir karbonat iyonuna dönüşür. Bir karbonat iyonu kan plazmasına çıkar. Plazmada taşınır. Dolayısıyla karbonik asit bir ara reaksiyon gibi oluşur. Ve daha sonra başka şeylere dönüşür. Bu şekilde taşınması mümkün değil. Bir karbonat olarak az önce açıkladığımız gibi taşınabilmektedir. Dolayısıyla %70'i yaklaşık olarak böyle taşındığını düşünürsek 1, 2 ve 4 doğru olacaktır. Üçüncü bilgi burada hatalıdır. Cevabımız E şıkkıdır. İnsanda yumurta yaşayan hücrelerinin mayoz bölünme sonucunda oluşan yumurta ile kutup hücre aşağıda karşılaştırılmıştır. Birinci sütun yumurta hücresinin özelliklerini, ikinci sütun ise kutup hücresinin özelliklerini bize gösteriyor. Hangileri yanlıştır? Yumurta hücresinin besin miktarı, stoplazma miktarı fazladır. Kutup hücrelerinin ise stöplezması çok azdır. Bundan dolayı ömür uzunlukları kutup hücrelerinin kısadır, uzun değil. Ee, yumurta hücresinin besin miktarı, sitoplazma miktarı fazla olduğu için ömrü daha uzundur. Bu da yanlış. Yani dördüncü bilgi yanlış, birinci bilgi doğru. DNA miktarı yumurta hücresinde S, e, kutup hücresinde de S'dir. Her iki hücrede de e, mayozun aşamaları çekirdekle aynı gerçekleştiği için... Aynı şekilde gerçekleştiği için S olmalıdır. Bu bilgi de hataldır. Kromozom sayısı hem yumurta hücresinde hem de e, kutup hücrelerinde N olarak bulunur. Çünkü e, kutup hücreleri de e, neticede yumurta hücresinde aynı mayoz bölünmenin ürünüdür. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yere iner ve N olarak kalır. E, burada bizden yanlışlar sorulduğuna göre cevabımız 2-4 olup D olmalıdır. Aşağıdaki grafikte iki bitki birbirinin iki bitki birbirinden farklı komünitede bulunduklarında veya aynı komünitede bulunduklarında kök uzunluğu gösterilmiş. Farklı komünitelerde bulunduğunda kök uzunluklara dikkat edersek birbirine oldukça yakın. Çünkü bu bitkiler rekabet etmiyor. Kök toprak rekabeti söz konusu değil. Dolayısıyla rahat bir şekilde kök oluşturmuş ve kök uzunluğu meydana getirmiş. Ve birbirine yakın kök uzunluğuna sahipler. E, bundan dolayı birinci öncül doğrudur. Farklı komünitelerde K ve L türleri toprak rekabeti yapmadıkları için her iki türünde kök uzunlar birbirine yakın. Aynı değil ama yakın diyebiliriz. En azından belirli bir aralıkta. L türü K türü ile aynı komünitede bulunduğunda yani ikinci grafikteki durum bakın kök uzunluğunu artırmak zorunda kalmıştır. Kök uzunluğu artmış. Bakın neden? Rekabetten dolayı. Rekabeti yüzey alanında kaybettiği için, katürü kazandığı için daha derindeki topraklardan istifade etmeye çalışmış. Bu bilgi de doğrudur. Kahvele bitkilerin aynı komünitede bir arada bulunma sürecinde gövdeleri aynı hızla büyür. Bunu söyleyemeyiz. Gövdeler hani kök uzunluklarında değişim görüldüğüne göre gövdelerinde de değişim görülebilir. Bu grafikten bu konuda gövde uzunluğunun e, oluşumu süreci ile ilgili net bir bilgi çıkarmamız da zordur. E, kesin olan bilgiler burada, doğru olanlar 1 ve 2'dir. Dediğim gibi hani yorum da yapacak olursak kök uzunluğuna göre, kök uzunluklarında farklılık ortaya çıktığına göre gövde e, büyüme hızlarında da farklılık olacaktır. Dolayısıyla 3'e yanlış diyoruz. Cevabımız burada D şıkkıdır. Müzik